Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza. Aslında başkalarının çok daha ağır abilerin, kelli felli yorumcu, malum yorumcular var ya, attıkları zaman mangalda kül bırakmayan, her şeyi bildiklerini iddia edenler, Galatasaray Kulübü Başkanı'nı karşılarına alıp konuşanlar, Erden Timur'u karşılarına alıp konuşanlar. Az önce de belirttiğim üzere, attıkları vakit mangalda kül bırakmayan tiplerin konuşması gereken, onların dile getirmesi gereken fakat görmezden geldikleri bir konuyu ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe Mali Kongresi'nde yapılan bir takım konuşmalar var. Oradaki orada ne diyor? Malum diyor, malum yapılanma. Oradaki malum yapılanma, malum zihniyetin şerefli bakın o buradaki tip şimdi size dinleteceğim onu. Neler söylüyor, nasıl alkışlanıyor? Ben işte malum yapılanmanın, malum zihniyetin şerefli anlayışından söz etmek istiyorum sizlere. Şerefli mi, şerefsiz mi? Orasını göreceksiniz. Arkadaşlar, Fenerbahçe Mali Kongresi'nde yapılan bir konuşma ve orada işte sürekli 3 saat sürdüyse eğer kongre, o 3 saatli kongrenin 2 saatinde Galatasaray'ı konuştular. Galatasaray'la kongreyi açtılar. Galatasaray'la devam ettirdiler. Her türlü hakaretin, tehdidin, seviyesizliğin en üst noktada olduğu bir kongrede nihayet o kongre yine Galatasaray'la bitirildi. Fakat işin enteresan yanı özneleri yok. Kimi akılları sıra uyanıklık yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bazı cümleler açık olarak kullanıldığı zaman hukuksal olarak hakim karşısına çıkacaklar. İşte hakim karşısına çıktıkları vakitte biz onları zaten kastetmemiştik. Onlar üzerlerine alınmışlar diyerek kıvırabilecekleri de böyle enteresan, öznesiz, şunsuz, bunsuz bir takım cümleler kuruyorlar. Ve aslında herkes biliyor ki yaptıkları konuşmada tek hedef var, Galatasaray. Şimdi bakın, bu eski galiba yöneticisi adı bilmem ne, Metin bilmem ne, sipahi midir ne halsa. Bakın arkadaşlar, şimdi çıkıyor Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda neler söylüyor? O malum zihniyetin, karşımızdaki o malum yapılanmanın yalanlarıyla, algılarıyla, şantajlarıyla, tehditleriyle nasıl sağ dışında haysiyetsizlikler, tırnak içinde değil, tırnak dışında söylüyorum, şerefsizlikler yaptıkları ortadadır. Ve gördüğünüz üzere bütün salon bu adamın söylediklerini alkışlıyor. Yani bu şu demek, evet biz de aynı şeyi sana, senin gibi düşünüyoruz, sana sonuna kadar destek veriyoruz diyorlar. Bunu demeye getiriyorlar ve yapılan işte başkanlarının yaptığı konuşmalar, diğer bir takım kongre üyelerinin yaptığı konuşmalar vesaireler bu adamın yaptığı konuşma gibi ona benzer, hatta ondan daha ağırını. Efendim işte malum yapılanma diyor, malum zihniyet diyor, şantajlar diyor, tehditler diyor. Bir defa bunlar eğer varsa bir cesaretleri çıkacaklar, diyecekler ki malum karşımızdaki malum zihniyet. Kimi kastediyorsun kardeşim? Hakim karşısına çıksa ben onu kastetmemiştim, ben şunu kastetmemiştim falan diye giderler. Bu kıvırma payı. Ama Galatasaray'a sallıyorlar. Başkanlarıyla, yöneticileriyle, kongre üyeleriyle Galatasaray'a sallıyorlar. Ondan sonra da dostluk, barış vesaire hepsi hikaye. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yerle gök birleşse abi dostluk diye bir şey olmaz. Çünkü dostluk karşılıklı olur. İki tarafın olur. Şimdi ki bunlara da hak vermek lazım. Daha belirli bir süre öncesine kadar Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla vesaireleriyle, abidik gubidik numaralarla tabii çok önünde olan bir camia şimdi yıllardır şampiyonluğa hasret kalmış, başarıya hasret kalmış. Hal böyle olunca Galatasaray bunları gelmiş, yakalamış ve kat kat geçmiş, fersah fersah geçmiş. Bunlarla da yetinmemiş, Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş. Avrupa'nın en büyük 3 kupasının ikisini Türkiye'ye, müzesine getirmiş. Türkiye'nin haklı olarak gururu olmuş. Haklı olarak Türkiye'nin dünyada bilinen, tanınan en önemli markalarının başında yer alıyor Galatasaray.
Galatasaray ilklerin ve enlerin takımı durumda. En çok taraftarı olan, en çok şampiyon olan, en çok sevilen, bilinen yegane tek marka Galatasaray Türkiye'de arkadaşlar. Bu kadar ki şampiyon olarak sen 19'da kalmışsın. Galatasaray gelmiş geçmiş 23'ü bulmuş. Yıldız yıldız diyorsun. İşte bakın arkadaşlar, tırışkadan yıldızlarla buralara şey yapmaya çalışıyorlar. Hava basmaya çalışıyorlar. İşte gidiyorlar, 100 yıllık logosunu bile Galatasaray bunlara değiştiriyor. Logolarını yeniden tescil ettirip logolarını içine yıldızları koyabiliyorlar. Artık logolu 5 yıldızlı bir logomuz var diyorlar. Bunu tescil ettiriyorlar. Halbuki federasyon diyor ki 5 yıldızlı formayla, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı formayla diyor. Logoyla demiyor arkadaşlar. Yani sen Galatasaray ne yapıyor? 4 yıldızlı formayla maçlara çıkıyor. Bu da diyor ki ben de diyor 5 yıldızlı tescil ettirdiğim logoyla çıkarım diyor. Böyle abidik gubidik numaraları kimse yemez. Yani buradan zaten film kopuyor. Şimdi her yerde, her alanda Galatasaray'dan tokat yemişler. Bırakın Galatasaray'ı, Galatasaray'la yolu kesişmiş, Galatasaray'dan yolu geçmiş olanlar bile bunları tokatlıyor. Örneğin Ergin Ataman basketbolda o kadar yatırım yapıyorlar. O yatırıma rağmen Ergin Ataman, Anadolu Efes arkadaşlar, başarısız bir sezon geçirmesine rağmen Ergin Ataman farkıyla bunları tokatlıyor. Basketbolda şampiyonluk gidiyor. O gidiyor, bu gidiyor. Her yerde tokatıyorlar. Her yerde Galatasaray bunlara 2 maçta 6 tane gol atıyor. Bilmem ne yapıyor. Bırakın Galatasaray'ı yenmeyi, Galatasaray'la berabere kalmayı, Galatasaray'ın kalesine bile gelmekten acizler. Galatasaray'ın kalesine son maçta şut atmadan maç bitirdiler. Yani böyle bir tablo. 3 içeride vuruyor Galatasaray bunlara. 3 geliyor kendi evinde vuruyor. Yani olacak iş değil. Şimdi bunun gibi yöneticilik yapmış işte Megafon Ali bu. Bunlar hepsi gençlik yıllarını Galatasaray'ın müthiş büyük başarılarını izleyerek geçirmişler. Hepsi birer Galatasaray düşmanı olmuş. Düşmanlıklarını canavarlık sınırına kadar da taşımışlar arkadaşlar. Öyle bir yere gelmiş ki bunların Galatasaray düşmanlıkları artık zapt edilemez, kontrol edilemez bir duruma geliyor. Çıkıyor bu adam, işte az önce dinlediniz. İleri geri konuşuyor ama öznesi yok. Ben şunu kastediyorum dercesine yapıyor. Şu diyemiyor, bu diyemiyor, adresi veremiyor. Ortaya bir adres atıyor, buradan diyor biz gideriz diyor. Aklı sıra çok uyanıklar ya. Peki ne yapıyorlar abi? Deminden beri anlatmaya çalıştım. İşte 19 şampiyonlukta kalmışlar. 4. yıldızın hayalini bile göremiyorlar. Yıldız saçmalığından daha işte 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki maçlar, 2. Dünya Savaşı'ndan önceki sonraki maçlar, oydu, estekti, köstekti deyip mahalle aralarında gazozuna oynanan osuruktan teyare maçları getirip ben burada şampiyon oldum, ben burada kupa kazandım, şampiyonluk isterim diyor. Aynı dönemde, aynı sezonda bunlar gibi pek çok kulüp, Gençler Birliği'ydi, Karşıyaka'ydı, Altay'dı, işte oydu, buydu, Trabzon'da bilmem kimde, herkes şampiyonluklar istiyor. Bunları da geçtik. Ortada müthiş bir başarısızlık var. İşte başkanları büyük iddialarla gelmiş. Mesut da gelecek, Ronaldo da gelecek, o gelecek, bu gelecek diye reklam filmleri, onlar bunlar abi. Alayla valayla oraya geldiler. Rezil oldular. Kupa yok, başarı yok. Bu sene aldıkları o hani Türkiye Kupası var ya, o hakkıyla, alın teriyle alınmış falan bir kupa değildir. Şimdi ben bunu söyledim diye başlarlar yine yaylım ateşine. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç önemli değil. Eğer Galatasaray'ı Başakşehir maçında puşça, kalleşçe, o lale şelalenin hakemleri vardı ya, Sağlam Kadir'le Özgür Yankaya mıdır ne halsa, doğramasalardı Galatasaray'ın o %1 milyon herkese göre artık penaltı dedikleri penaltılar verilseydi, bir bu gol, bir bu gol, ondan sonra Galatasaray'ın attığı gol el bahanesiyle iptal edilmeseydi, Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın kafasına tekmeyi indirip topu alıp gittiler, gol attılar, o gol verilmeseydi, Galatasaray Türkiye Kupası'nda tabii ki finale kalacaktı ve finalde de Fenerbahçe'nin üzerinden geçerdi. O kupayı da göremezlerdi ama uyanıklık yaptılar, tezgah yaptılar. Kupayı Fenerbahçe'ye verme adına
İşte bütün bu doğrama ve biçme işini gerçekleştirdiler. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı bileğinin hakkıyla, alnının hakkıyla almamıştır arkadaşlar. Dalga dümenle almıştır. Şimdi bütün bunlar hepsini üst üste koyduğunuz vakit o kadar başarısızlık var. Peki bu başarısızlıkları nasıl örtüyorlar? Nasıl bu işin içinden çıkacaklar? Ne yapacaklar abi? Kongrede düşünün. Takım Galatasaray'dan 2 maçta 6 gol yemiş. Galatasaray'ı bırakın yenmeyi, kalesine gelememişler. Galatasaray'ın kalesine şut atamamışlar. Hakemlerle ayakta durmaya çalışmışlar. Yalanın, dolanın bini bin para. Ortada müthiş bir, sadece bu sezon değil, yılların başarısızlığı var. Hal böyle olmasına rağmen peki ne yapıyorlar? Düzenli olarak yapmışlar bir senaryo diyelim. Bir hikaye yazmışlar kafalarında. Sen çıkacaksın sallayacağım, ben çıkacağım sallayacağım, o sallayacak, bu sallayacak. Galatasaray şöyle aldı, Galatasaray böyle yaptı, hakemler oydu buydu. Ondan sonra milletin gözünü boyayacaklar, yalandı, dolandı. Daha işin başında taraftarlar bunların kıçına teneke bağlayıp gönderme noktasına gelmişken arkadaşlar, bunlar her türlü dalga dümenle, yalanla, dolanla buralarda yaptıkları, işte bu adamın yaptığı gibi, bu adamın yaptığı gibi saçma sapan konuşmalarla ne olacaklar? Alkış alacaklar. Aldıkları alkışlarla da bir yerde geleceklerini kurtaracaklar. İşte o başkanlığına devam edecek. Bununla diğerleri yöneticiliğine devam edecek ve yollarına devam edecekler. Tabii laf aramızda, bence bir mahsuru yok. Aslında bütün Galatasaraylıların bu kişinin başkan olması için dua etmesi lazım. Bırak başkan olarak kalsın. Başkan olarak kalsın, yoluna devam etsin. Ve ne yapıyorlar? Galatasaray'a sallıyorlar arkadaşlar. Başarı yerlerde, takım bir defa yerlerde sürünüyor. Takımı perişan etmişler. Fenerbahçe'yi yerle bir etmişler. Ama Galatasaray'a sallıyorlar. Sonra alkışı alıyorlar ve görevlerine devam ediyorlar. İşin özeti bu. Peki bunlar ne planlıyordu abi? Ne düşünüyorlardı mevsim başında? Mevsim başında ya Galatasaray işte sezonu 13. olarak bitirdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu Galatasaray artık bize gelip rakip olamaz. Biz bu Galatasaray'ı zaten başını biraz kaldırsa ezeriz, bunları rahatlıkla geçeriz diye düşünüyorlardı. Ama düşündükleri gibi olmadı. Galatasaray çıktı bir yerden Timur, geldi bir Dursun Özbek, müthiş bir kadro kurdular, geldi saplamacı Icardi ve arkadaşları, bunları yerle bir etti ve perişan etti. İşte orada zaten bittiler. Onun o bitişlerinin şaşkınlığıyla arkadaşlar sağa sola, hani derler ya kafası kesik tavuk gibi abi, bir oraya dalıyorlar, bir buraya dalıyorlar, Galatasaray'a çakıyorlar, hakemlere sallıyorlar, federasyona. Halbuki hakemler tarafından kullanan, şelale melaleler tarafından korunan, kullanan, her türlü abidik gubidik numarayla maçlar kazananlar, sahada yaptıkları rezillikler, saha içi saha dışı başarısızlıklar, işte kongrede yapılan şu konuşmalar, rezil konuşmalar, seviyesi olmayan, kalitesi olmayan. Bu özneli konuşabilse bunun, affedersin, bir tarafından kan alır Galatasaray'ı, ama eminim ki bunu yine mahkemeye mutlaka vereceklerdir. Galatasaray tabi bunları muhatap da kabul etmiyor. Bu rezilliklere de cevap bile vermiyor. Yoksa Galatasaray bunlara öyle bir cevap verir ki feleklerini şaşırırlar. Her şey, bütün rezillikler almış başını gidiyor. Şimdi bu babayiğit yapmış bu konuşmayı. Daha sadece o mu? Bunlar da abi her türlü numaranın, her türlü işte buralarda şampiyonlukları nasıl kazandığına dair, nasıl kazanıldığına dair, kupaların nasıl alındığına dair bir takım bilgiler var. Mesela o yıl diyor Gençler Birliği şampiyon, Fenerbahçe ise Milli Eğitim Kupası sahibi. Milli Eğitim Meşalesi var diyor kupada. Bazı kupalarda da diğer işte beden terbiyesi umum müdürlüğü armaları var arkadaşlar. Ama bunlar ne diyorlar? Biz şampiyon olduk, Türkiye Ligi şampiyonu olduk, 5 yıldız isteriz, 29 şampiyonluk isteriz diye sallayıp duruyorlar. Bunlar hikaye. Bunların hepsini geçeceksiniz. Bunların zaten megafon hali, başkanı da ne yaptığının da farkında değil açıkçası. Kim ki hiçbiri ne yaptığının farkında değil ve yaptıkları konuşmalar rezil rezil konuşmalar ve sonra abi işte biz logomuzu bilmem tescil ettirdik, şu oldu bu oldu diyorlar. Bunları da geçeceğiz ve bunları tabii bitiren
başka bir sinir küpü haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın şampiyon Galatasaray'ı geniş bir ekip olarak kabul etmesiyle birlikte orada yaptığı şu yaptığı konuşma, o konuşmada hem Galatasaray'ın nasıl futbol oynadığını, nasıl bileğinin hakkıyla şampiyon olduğunu anlatması ve sizden Avrupa'da başarı bekliyorum, Şampiyonlar Ligi'nde gurur bize, gurur yaşatmanızı bekliyorum demesi zaten bunları bitirdi. İyice yerle bir oldular. Öyle ya da böyle gerçeği Cumhurbaşkanı da görüyor. Burada yapılan rezillikleri zaten anlatmıştım. Şimdi başka bir şey var daha, onu size göstereyim. Ki bunların başkanı hani şantaj, tehdit diyor ya, şantajın, tehdidin ne olduğunu ben size şimdi burada göstereceğim arkadaşlar. Bakın bakalım şantajı kim yapmış, tehdidi kim yapmış, kim nerede neler söylemiş. Böyle hemen getireyim ekrana. Arkadaşlar bunlar işte, bunlar bu kıl kuyrukları da zaten çok da önemsemiyorum ama sonuçta bunlar öyle ya da böyle adamız diye ortalıklarda dolaşıyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi geldik, özellikle tek tek atlamayayım diye getirdim. 29 Nisan 2023 tarihinde seçimin üstünden diyor işte şu kadar süre geçti, seçimin üstünden neredeyse bir ay geçti değil mi arkadaşlar? Bu adamın yaptığı, bu adam dediğimiz Megafon Ali Galatasaray'a sallıyor. Hani dedi ya biraz önce işte yok şantajdı, yok tehditti, oydu, buydu, algıydı vesaireydi. Tırnak içinde söylemiyorum, tırnak dışında söylüyorum, şerefsizlik falan gibi de laflar etti. Ne diyor Megafon Ali, dinleyelim. Şu seçimler bitsin, o Florya projesi neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adil rekabet mi var, ne var göreceksiniz. Not edin bunu. Şu seçimler bitsin, o Florya projesi neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adil rekabet mi var, ne var göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi hani şantaj diyor, seçimler bitsin, tehdit diyor, o diyor, bu diyor. Şantajın, tehdidin nasıl olduğunu herhalde burada en güzel şekilde görüyoruz yani değil mi? Göreceksiniz. Not edin bunu. Not edin bunu. Seçimler bitsin. Seçimler bittiğinde şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak. Bir anlatalım size. Ya neler bakalım döndüğünü, adil rekabet mi var? Neler döndüğünü, bu neler dönmüş peki? Seçimlerin üstünden bir ay geçti, seçimler bitti. Niye açıklamıyorsun? Neye güveniyorsun? Kime güveniyordun? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Yok. Peki Galatasaray'ın işte yaptığı her icraata siz bir cevap vermek zorunda mısınız? Galatasaray'la mı ayakta kalıyorsunuz? Peki bunları ben dile getiriyorum da başkaları niye dile getirmiyor? Neden anlatmıyorlar arkadaşlar? Hani bir sürü kelli felli yorumcular var, onlar var, bunlar var değil mi? Var da var yani. Nerede? Niye diliniz ne bir tarafa mı kaçtı? Galatasaray'la ilgili en ufak bir şeyi, pireyi deve yapan sizler değil misiniz? Galatasaray'la ilgili her şeyi konuşan, anlatan sizler değil misiniz? Bakın arkadaşlar. Kelli felli yorumcular, Koç Ali, işte o deminki gördüğünüz tip, seviye yok, kalite yok, kongrelerde Galatasaray'dan başka malzeme yok, konu yok, Fenerbahçe'yi yerle bir etmişler, Fenerbahçe'yi batırdılar, Galatasaray'a salladılar, alkışı aldılar, dötü kurtardılar. Mesele bu. Ne var? Kongre devam. Bilmem kim başkan, Fenerbahçe şampiyon. Hadi lan oradan, hadi oradan yürü derler. Fenerbahçe'de nasıl bir kavga olduğunu, kongre üyelerini nasıl birbirlerine düşürdükleri, camiada huzur kalmadığını herkes biliyor. İşte başlıkları görüyorsunuz. Daha bunun gibi bir sürü böyle ipe sapa gelmeyen arkadaşlar, abuk subuk şeyler var, gelişmeler var. Hangisini anlatalım, hangisini söyleyelim? Peki gazeteler... Şimdi bu büyük kavga var diyor, kavga büyüyor. İşte ki Ergin Ataman'ın Efes'inin şampiyon olmasından sonra şaft bunlar da iyice kaydı, tam kaydı. İşte birbirlerine düşmüşler. O Uğur Dündar denen tip zaten ortalığı karıştırmış. Camianın içerisine tam bir basit politikayı sokmuş abi, kirli politikayı sokmuş. Galatasaray politikanın dışında tutulurken, en üst makamlardan Galatasaray politikanın dışında kaldı diye teşekkür alırken arkadaşlar, bunlar camiayı politikanın, kirli politikanın içine iyice sokmuşlar. Abi kulüpler
Politika üstüdür, partiler üstüdür. Oralarda politika olmaz, oralarda siyaset olmaz. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray işte büyüklüğünü orada bir kere daha gösteriyor. Taraftar istifa tezahüratları birbirine girdiler. O bunların divan başkanı her türlü abidik gubidik numarayı yaptı. Taraftar yuhaladı. İşte Türk Hoca ile çalışacağız, mal alışacağız demişler. Kongrede bunlar mesaj olarak verilmiş. Şimdi oraya getireceğim sizi arkadaşlar. En son medya arkadaşlar. Medyadaki başlıklara bakalım. Fenerbahçe'de diyor strateji yok diyor. Papat yapalı. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra. İşte gözüne kimi kestirirlerse teknik direktör olarak onu alıyorlar. Ondan sonra da başarısızlık geliyor. Vay Galatasaray yüzünden diyorlar. Fenerbahçe liderini arıyormuş. İşte bu üçünden biri teknik direktör olacakmış arkadaşlar. Arap İsmail, kaleci Volkan. Daha önce at kıçına teneke bağlayıp gönderdikleri Aykut bilmem kim. Böyle yaptıkları %51 Kartal İsmail arkadaşlar. %51 oymuş ki eminim bakın yazın bir tarafa şimdiden söylüyorum. Bu üçü var ya üçü. Üçünden hangisi gelirse işte favori iki hoca diyor. Bir İsmail Kartal'la Volkan'mış arkadaşlar. Hangisi gelirse gelsin ligin daha ilk 10 haftasını bulmadan kovulur. Kıçına teneke bağlayıp gönderirler. Burada da arkadaşlar %50 Volkan, %50 İsmail, %10 Sergen, işte ya %30'muş öbürü tamam. %10 Abdullah Avcı. Bunlara göre de %50 Volkan olduğuna göre Volkan favori görülüyor. Bu yine aynısını vermişler. İsmail Kartal bir diğerinde İsmail Kartal ağır basıyor diyorlar. İsmail Kartal'ı da gönderen sanki Jesus'u getiren bizdik. Devam ediyorlar arkadaşlar. Evet aynı başlıklar. %51 evet Kartal. Favori Kartal diyorlar. Birinde favori %50 Volkan. Diğerinde Kartal. Kartal mı Demirel mi? Hangisi gelecek? Böyle arkadaşlar. Ha burada da bambaşka bir şey çıkıyor. Ya Emre ya İsmail. Hani Volkan vardı. Kaleci Volkan vardı. Ne oldu abi? O galiba kayaya tosladı herhalde. Öyle bir durum. Devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Ha burada Galatasaray'la ilgili bir takım şeyler var abi. Fotolar var. Şimdi evet arkadaşlar başka da çok fazla bir şey yok. Galatasaray ile ilgili bir sohbet çekeceğim. Bakın burada yine bir takım sallamalar var. Cimbom işte Juve masada yok işte Galatasaray 100 yılın transferi falan. Bu palavralara ben daha önce de söyledim. Sakın ha sakın inanmayın arkadaşlar. Galatasaray kral golcü alıyor bilmem ne alıyor. Bunlar ayrıca Galatasaray'ı tuzağa düşürmek için atılmış bir takım başlıklar. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz işte Emre, İsmail, Volkan, kimdi öbürü Abdullah Avcı, Mavcı falan. Yani bunların hangisi Fenerbahçe'ye teknik direktör olursa olsun ilk 10 haftayı asla ve asla göremezler. Kıçına teneke bağlayarak gönderirler. Ama benim anlatmak istediğim o değil. Gazetelerde bunca rezillik olmuş kongrelerinde arkadaşlar. O kongrelerinde o rezilliklere rağmen nedense tek kelime kimse laf etmiyor. Ha kavga büyüyor mu? Evet böyle bir başlık atılmış. Doğrudur. Kavga da büyüyor. Birbirlerini yemeye mutlaka ve mutlaka da devam edecekler. Bize ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. İşte o başlığı görüyorsunuz. Fenerbahçe'de büyük kavga diyor. Bize ne? Kim birbirini yemiş yememişler bizi ilgilendirmiyor ama çıkıp da oralarda kongrelerde orada burada Galatasaray'a sallayarak Galatasaray üzerinden prim yaparak bir yerlere varmanın da onlara bir şey getirmeyeceğini biz gayet iyi biliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar Fener'i batırdılar Galatasaray'a salladılar alkışı aldılar ondan sonra yola devam diyorlar. Ama bu defa Aziz Yıldırım çok da kararlı yapışmış bunların yakasına girecekler birbirlerine yiyecekler birbirlerini aslında tabii bu megafon Ali devam etsin yani bunu yedirmeyin arkadaşlar buna sahip çıkın diyeceğim ama kendi kendilerini yiyecekler zaten. Çok da diyecek bir şey yok. İşte rekabetmiş, oymuş, buymuş.
Galatasaray arkadaşlar bileğinin hakkıyla şampiyonluğunu kazandı. Aslanlar gibi eze eze geldi. Hepsinin alayının üzerinden geçti. Şampiyon oldu. Galatasaray'ın arkadaşlar ligde yenmediği takım yok ya. Yenmediği takım yok. Bunlar bulanık suda balık alıyorlar. Hakemlermiş, oymuş, buymuş, yok bilmem işte malum yapılanmaymış, malum zihniyetmiş, yalanmış, dolanmış, şantajmış, tehditmiş. Ulan adam Florya arazisiyle ilgili şantajı, tehdidi, en kralını kendi yapıyor. Seçimler bittikten sonra çökeceğim oraya demeye getiriyor. Göreceksiniz diyor. Şunu yapacağım. Niye yapmadın? Niye açıklamadın diye gazetelerde tek satır yok ya. Sorun kardeşim. Nerede? Erden Timur'a ikide bir şeyiniz sıkışınca Erden Timur bilgi açıklayacaktın. Belge açıkla diyorsunuz. Ne Erden Timur ne açıklayacak? Bunlara sorun bunlara. Adam açıklıyor mu belgeleri? Yok. Hani Galatasaray'ın Florya arazisine çökecektin. Niye çökmedin? Çift kongrelerde salla Galatasaray'a. Hayali hayali bir senaryo yaz. Yok öyle oldu, yok böyle oldu, yok şuydu, yok buydu. Ondan sonra taraftar o Galatasaray'a çaktı ya. Şo 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 altış altış. Bilmem kim başkan Fenerbahçe şampiyon. Yürü anam yürü. İşte anca gidersiniz demek lazım. Arkadaşlar bu rezillikleri görün diye bu sohbeti yapma durumunda kaldım. Arkadaşlar kudurmaya devam edecekler, ağlamaya devam edecekler. Fener ağlama muhabbetleri hep devam edecek. Bütün mesele bu arkadaşlar. Ağlamaya devam etsinler. İşte gördüğünüz üzere başkan ve teknik direktör ve de saplamacı Icardi arkadaşlar. Bunları gördükçe kahrolacaklar, yerle bir olacaklar. Daha ne diyelim? Gelin arkadaşlar sohbete noktayı bizim eski dostların o Fener ağlama muhabbetiyle koyalım ve de benim çok sevdiğim bu güzel görüntüleri bir kez daha izleyelim. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar bunları da ilave etmeden geçemeyeceğim. İşte onları kudurtan, tüm Megafon Ali ve tayfasının kimyasını, dengesini bozan, ruh hallerini bu hale getiren görüntüler abi. Bunu izliyoruz, lütfen izleyelim.